Merhaba arkadaşlar. Deniz'in El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patik için böyle gül yapımını anlatacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı takip edip destek verebilirsiniz. Patik çiçeği yapacağım arkadaşlar. Patik çiçeği modeli. Tığım 2 numara. İpim elimdeki patik iplerle patik ipiyle yapıyorum arkadaşlar. Bu gülümü patiklerde, hırkalarda, atkı ve şallarda böyle kenara koy, süs olarak bir köşelerine koyabilirsiniz. Örgülerinizde süs olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı kullanılan güllerimiz. Şimdi arkadaşlar tığım 2 numara. Otu en küçüğünden başlıyorum. Siz zincirleri fazlalaştırdığınız zaman daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi anlatımına geçelim. En küçüğü 30 tane ilmekle başlıyorum. Ay, özür dilerim. 30 tane zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Biraz küçük oldu. 35 yapalım. 31, 32, 33, 34, 35. Gülümüzün büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir atlayıp dördüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. İkili zincir. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zincirimden çektim, döndüm. Dördüncüsüne battım ve bir tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan, yine bir zincir, yine aynı trabzanın dibine batıyorum ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlayıp ikincisine tekrar giriyorum ve bir zincir çekiyorum, yine bunun dibine, yaptığım trabzanın dibine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp ikincisine yine giriyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Yine dibine girerek ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bir zincir çekip bir tane atlayıp yaparak zincirimin sonuna kadar devam ediyorum.
Evet, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi dönüyorum. Dört tane trabzan yapıyorum. Şu ikili trabzanın olan yere dört trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ara yere bir sık iğne yapıyorum. Ara yere bir sık iğne. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu ikili trabzanın olduğu yere dört tane trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Arada bir zincir çektiğimiz yere, bakın şuraya, şunun V gibi olanların içini dolduruyoruz iki trabzanla. Diğerinin yerine sık iğne. Şimdi dört tane yaptım. Hemen bir sık iğne ile bağladım. Tekrar üzerine aldım tığımı. Ve devam ediyorum. Dört tane trabzan yaparak yine üzerine almadan bir sık iğne. Bakın. Şimdi dört tane olduktan sonra diğer tarafa geçtiğim ikili trabzana artık beş kez aynı yere beş tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 2, 4. Üstüne almadım. Bir sık iğne yaptım. Yana geçiyorum. Şimdi 5 tane buranın içini, ikili trabzan olan yerin içini 5 tane trabzanla dolduruyorum. 2, 3, 4 ve 5. 4 tane dörtlü yaptım. Şimdi 4 tane de beşli yapıyorum. Evet, buraya da 5 tane. 2 trabzan. 3 trabzan. 4 trabzan ve 5 trabzan. Ve üstüne almadan şu ara yere sık iğne. Tekrar buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Üç, dört ve beş. Evet, ilk iki dört tanesi dörtlü, şimdi beşli. Beş tane yaparak devam ediyorum. 2, 2, 4, 5. Yine ara yere sık iğne. Ve buraya yine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ara yere sık iğne. Tekrar üstüne alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane daha beşli yapacağım. Diğerlerini altı tane trabzan yapıyorum.
Şöyle 2, 3, 4 ve 5. 2, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi geriye kalanları şuradakilerin altılı yapıyorum. Aynı iki trabzanların içine altılı trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Yine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İki, üç, dört, beş ve altı. Evet. Şimdi buraya bir tane daha kapatıyorum bununla. Böyle kapatıyorum arkadaşlar. Artık sona geldim. İpimi burada kestim. Önce ne yaptık? Dörtlü trabzanlar. Evet arkadaşlar, dörtlü yaptım trabzan. Sonra beşli trabzan, sonra altılı trabzan yaptım. Bakın şekli bu şekilde. Şimdi bunu böyle düz taraftan tersinden çevirerek tersinden çeviriyorum, gülümü yapıyorum. Bu en küçük gülüm. Bunu tersten dikiyorum arkadaşlar. Tersten dikelim. Siz isterseniz zincirleri çoğaltırsınız. Daha da büyük yapabilirsiniz. İğnemi buradan koyuyorum.
Tersten dikeceğim arkadaşlar. Şu ipimi de uzun bırakıyorum. Dikeceğiniz ya da takacağınız patiye daha rahat olsun diye bundan bağlantı yapabiliriz. İpleri uzun tutalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patik çiçeği gül yapımı bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yaprak daha önceki videolarımda yaprağını